Merhaba arkadaşlar. Bugün size Learning Apps anlatacağım. Learning Apps bir Web 2.0 aracıdır. Google'a Learning Apps yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Burada oturum açmanız gerekiyor. Ücretsiz kullanılan bir sitedir. Login diyerek kullanıcı adınızı, şifrenizi girerek bir hesap, bir oturum açabilirsiniz. Benim daha önceden oturumum olduğu için direkt tıkladığımda burada kendi hesabım, oturumum çıkmış oluyor. Arkadaşlar, Learning Apps hakkında bilgi almak isterseniz learningapps.org nedir veya tanıtım videosunu izleyebilirsiniz buradaki sekmeden. Burada tek tek basamakları gösteriyor sizlere. Neler buradaki uygulamalar hakkında, butonlar hakkında bilgi veriyor. Bu şekilde. Şimdi burada üstte 4 tane sekme var arkadaşlar. Bir tanesi uygulamaları ince. Uygulamaları incele sekmesine bastığınızda burada başka kişiler tarafından oluşturulmuş uygulamaları göreceksiniz. Bu kişiler uygulamaları oluşturduktan sonra paylaşılabilir yaptıkları için bizlerle paylaşmış oluyor ve bütün herkes kullanabilir hale geliyor. Farklı alanlardaki uygulamaları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Mesela matematik alanında, matematik dediğimizde bu şekilde veya siz matematik alanında arıyorsunuz ama konu olarak aradınız. Konular da çıkıyor. İşte çıkarma işlemi olabilir. Doğal sayılar olabilir. Buradaki farklı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Başkasının oluşturduğu uygulamayı kullanmak için arkadaşlar alt tarafında internet linkini gönderebilirsiniz. Direkt böyle site çıkar ve yine oynayabilirler. Ya da tam ekran linkini gönderebilirsiniz. Mail ya da sosyal hesaptan. Veya herhangi bir web sitesine, blog sitesine gömmek için buradaki embed linki bulunmakta. Bunu da kullanarak sitenize embed edebilirsiniz. Veya bir diğer seçenek ise arkadaşlar QR kod okuyucuya bu QR kodu okutarak yine bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı unutmamak için veya sürekli kullanacaksanız eğer arkadaşlar bunu benim uygulamalarıma at diyebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz direkt sizin uygulamalarınıza geliyor. Bu uygulamayı sizin buradaki klasörünüze koyabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise arkadaşlar uygulama oluştur butonu. Burada farklı şekillerde oluşturabileceğiniz bir sürü uygulama bulunmaktadır. Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce, hayat bilgisi ya da coğrafya, sosyal hangi ders alanında ders içeriğinize uygun olacağını düşündüğünüz uygulama varsa hepsini deneyip kullanabilirsiniz. Burada en çok kullanılan uygulamalardan birisi son zamanlarda geldi. Kim Milyoner Olmak ister oyunu, eşleştirme oyunu, yapboz oyunu, adam asmaca var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek kullanabilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda hazırlama aşamasına geçebilirsiniz ama ondan önce size bir örnek gösteriyor. Bu oyunun nasıl olduğunu, nasıl uygulandığına dair örnek, 3 tane örnek veya buradaki 3 noktalı sekmeye tıklarsanız daha fazla örnek gösteriyor. Örneklerden baktınız, incelediniz, anladınız ve yeni bir uygulama oluşturun seçeneğine geldiğinizde siz kendi oyununuzu burada oluşturabilirsiniz. Hangi konuyla ilgili yapacaksanız buraya başlığı yazmanız gerekiyor. Eğer bir açıklamanız varsa buraya açıklamanızı ekliyorsunuz. Şu kısma sorunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevap buraya ve diğer seçenekleri yazıyorsunuz. Ama merak etmeyin her soruda doğru cevap A şıkkı olmuyor. Kaydettiğiniz zaman şıklar karışıyor. Bu 500 puanlık bir soru mesela. Buraya daha fazla 500 puanlık soru eklemek istiyorsanız bilgi sorusu ekle diyorsunuz. Ya da 1000 puanlık soru daha fazla eklemek istiyorsanız ekliyorsunuz. Sonra burada hepsini tamamladığınızda arkadaşlar tamamlama ve ön izlemeyi göster diyor. Tamamlama ve ön izlemeyi görüyorsunuz burada. Sonra en son uygulamayı kaydet dediğinizde uygulama kaydedilmiş oluyor. Uygulamalarınız kısmına gelmiş oluyor. Bu şekilde. Burada sınıflarım butonu var arkadaşlar. Sınıflarım butonunda da öğrencileriniz de yine hesap açmış olursa eğer Learning Apps onların hesaplarını buraya girerek
sınıf oluşturabilirsiniz. Küçük yaş grupları için birazcık sıkıntılı bir durum ama ortaokul, lise öğrencileri için kullanılabilir. Son buton olarak burada uygulamaların butonu var arkadaşlar. Buraya uygulamalarınızı ekliyorsunuz ve klasör halinde, klasörlere başlık halinde organize edebilirsiniz. Bunlar benim oluşturduğum ve başka kişilerin oluşturduğu uygulamalardan aldıklarım. Bu şekilde kategorize edebiliyorsunuz. Klasörü taşı dediğinizde farklı bir klasöre taşıyabiliyorsunuz. Learning Apps arkadaşlar oyunlaştırma alanında çok basit kullanılabilir ve çocukların da oynarken zevk aldığı güzel bir Web 2.0 aracıdır. Bu şekilde arkadaşlar sizlere Learning Apps'i anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.